Herkese merhaba. Bir gece vakti video çekiyoruz. Yoshi de yanımda olacaktı aslında ama nefes izin vermedi. Bu çocuklar için, marketin çocuklar için bölümünde satılan çikolatadan bonsai ağacı yapımı. Bonsai ağaçları Japon kültürüne dahil ağaçlardır. Minyatür ağaçlar ama yüzlerce yaşında olabilir. Meyve, yani genelde meyve ağaçlarından yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Bu çok ama çok pahalı gerçeğini. Eskiden belki her evde vardı bilemiyorum ama şu anda bu gerçek bonsai ağaçlarına özellikle tanınmış, meşhur bahçıvanların yapmış olduğu, yetiştirmiş olduğu ağaçları satın almak çok ama çok pahalı. Milyonlarca yen yapıyorlar ve yüzlerce yaşında olan ağaçlar da var. Paketin içerisinden şöyle bir beşli bayram şekeri gibi çikolata olduğunu düşündüğüm beşli bir şey çıkıyor. Şöyle bir kalıp çıktı. Ağacın kökü ve tabağı. Kulak gibi görünüyor. Bu da böyle 3 tane kalıp çıkıyormuş. Ağacın karşısı. Şöyle yapmak için. Editeceğiz yanları şimdi. Ve ağacın kendisi. Ve bu da toz. Ne olduğunu bilmediğim bir toz şu anda. Ve bir şeyde tabakta. Ağacın kendisini koymak için herhalde. Arkasında tek tek nasıl yapılacağı anlatılıyor. Şimdi onlara bakacağım. Ve yapmaya devam edeceğim. Yer bakalım Yoshi'ciğim. Bu arada sponge kek, sünger kek ve vanilya tadında olacakmış ağacımız. Ben çok merak ediyorum. Şimdi Yoshi'yi buraya alabilirsem alacağım. İlk olarak şu 5 tane çıkan şekeri ellerinizle yumuşatabildiğiniz kadar yumuşatın diyor. Şu an yumuşayabilecek bir durumda birazcık yumuşatabiliyorum. Ellerimi bir daha güzelce yıkayıp geleyim. Eğer kışsa diyor mikrodalgada 10 saniye tutmanız yeterli. Ama bence bu elle kıvama girecek bir durumda. Ay bunu böylece karamel şeker gibi, bayram şekerleri gibi tam olarak şöyle görünüyor. Şöyle. Bir de kürdan alıp geleceğim. Şimdi elimle yumuşatmaya devam edebilirim artık. Yıkadım çünkü bir daha. Şimdi bunları yumuşattıktan sonra buzdolabında yarım saat falan lazım diyor. Hiç o konudan bir anda yapmaya karar verdim. Şimdi bunu yumuşattıktan sonra gözlerim de görmüyor artık. Şu ağaca bir yapayım bakayım ağaca. Önce bunlar burada çocuk abur cuburları olarak satılıyor. Hani çocuk kendi abur cuburunu kendi yapsın diye. Bunun ortasını da almam lazım. Beceremedim. Biraz daha yumuşatayım. Çok ilginç olacak herhalde. Kenarlarına da diyor kürdanla alın. Şekerden yap. Bir tane şimdi bir bilgi vereyim size. Japon televizyonlarında bir tane program var. Ünlüler çıkıyor. Hatta Gakuto çıkıyor. Gakuto o programın en gediklisi, en çok bilineni. Ve ünlülere gözleri kapalı bir şekilde mesela çok pahalı bir balık yediriyorlar. Ve ona alternatif olarak mesela aynı balığın, aynı yemek tarifinin işte tavukla yapıyorlar. Hani başka etlerden o balık haricine ya da daha ucuz bir balıktan aynı yemeği yapıp tattırıyorlar. Hangisi orijinal bilebilecekler mi diye. Ya da atıyorum 100 bin liralık bir şarapla 5 liralık bir şarap tattırıyorlar. Hangisi pahalı bulmalarını istiyorlar falan. Bayağı bir eğlenceli oluyor o program. Hem yiyecek hem içecek hem meyve hem müzik. Böyle mesela pahalı kemanlarla çalınan bir konser gibi bir şey dinletiyorlar. Bir de alternatif daha ucuz. Birinci kalalım. Tamam şu anda. Sonra en son programın sonunda belli şeyden ünlüleri böyle bir sandalyeye oturtuyorlar birer sandalyeye. Ve belirli bir metre karşısında iki tane koyuyorlar karşısına. Bonsai ağacı. Birisi gerçekten yüzlerce yaşında. İşte o dediğim çok meşhur bahçıvanın yapmış olduğu, yetiştirmiş olduğu
bonsai ağacı. Biri de çikolatadan yapılmış. İşte pasta şeflerinin, çikolata şeflerinin hazırlamış olduğu çikolatadan. Hangisinin gerçek ağaç olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Biz genelde Yoshi ile orada kaybediyoruz. Çünkü hep şekeri seçiyoruz. O kadar gerçekçi yapıyorlar ki yani ustalar. Kimse ağacı bilemiyor genelde. Sadece Gakto bilebiliyor. Çünkü o programda sadece Gakto'san bütün soruları bilen adam. Ona da bence içeriden ona şey veriyorlar. Ney? Bilgi. Çünkü mümkün değil yani. O da zaten bununla gurur duyuyor. Bu şey hiç kaybetmeden nefes düştü. Bunu bu kadar uğraştıracağını bilseydim başlamazdım. Ki bir Başak Burcu olarak detaylarla falan incik cincik şeylerle uğraşmayı seven biri olarak söylüyorum bunu. Bu kadar mıncık mıncık yaptığım bir şeyi elimle yemek ister miyim onu düşündüm bir anda. Çok hoşlaşmıyorum. Ağaçların şeyi böyle oldu. Yaprakları. Şimdi yine elimle yumuşatıp ağaç köklerinin kılıf kabını doldurup 2 numarada ne yapacağım okuyamıyorum. Biraz koltukta uyuyakalmamı saymazsak buzdolabından çıkardım. Sanırım birbirlerini yapıştılar. Kürdanla yanlarını temizleyin diyordu ama elimle kırılıyor zaten. Şimdi bunun üzerine şöyle ki bunun üzerine şimdi of düşürdüm. Uyku serseme. Neyse. Şunu mikrodalgada 10 cc'lik su ekleyip mikrodalgada 50 saniye 500 derecede yapıp geliyorum. İçine koyduğum zaman beyaz un gibiydi. Su girer girmez içerisine köpük köpük matcha kıvamına geldi. Bayağı bir koyu yeşil oldu. Şimdi bunu mikrodalgada 500 wattta 50 saniye yapıp geliyorum. Şöyle görünüyor. Şöyle görünüyor. Şöyle konduracağız mı? Nasıl yapacağız? Gerçekten böyle yosunumsu ağaç dalımsı bir şey oldu ya. Süper bir kek karışımı oldu bu. Aşırı yetenekli oldu mu? Aa, dal düşüyor. Bu aradaki alttaki şekerleme şey oldu. Buzdolabından çıktı. Buzluktan çıktıktan sonra böyle yapış yapış bir şey oldu. Ama niye kek yapışmıyor? Evet. Hı? Becerebiliyor muyum? Şöyle. Vallahi bonus. Bence oluru var ya. Gideri var. Yani. Biraz çabalarsam. Şurası. Nefes kalan şekeri yemişti. Eğer onu yemeseydi. Bak göründüğü kadar zor kolay bir şey değil yani. Eğer orada olsam ben böyle yapardım, şöyle yapardım diye düşünen varsa. Aa! Çünkü şu tabanı sabitleyemediğim için çok olunca ağır geldi. Yarım saatten fazla durdu halbuki buzlukta ama
erimeye başladılar. Dursaydım bitti fotoğrafını çekseydim. Okey. Bütün keklerde olmayı versin. Bence okey. Ne diyorsunuz? Wow, böyle bakınca güzel oldu ha. Bence oldu bu iş. Ne dersiniz? Biraz zorladı beni ama. Ve gelelim tadım kısmına. Ben yaptım. Biraz zorladı, yalan yok. Şu küçük dal kısmı direkt eridi, üzerine taşımamaya başladı. Biraz kek parçaları kaldı. Tamamını üzerine yapamadım. Ama fena değil bence ya. Ne dersiniz? Bence güzel oldu. Tabii tabağa yapıştırmada nefes kalan şekeri masadan kaçırmasaydı, toprak olarak koysaydık belki başta da bu kadar beni zorlamazdı. Gelelim fasulyenin faydalarına, tadına bakmak istiyorum. Bir sonraki bu Japon kendin yap abur cuburlarından sushi şekeri yapmak istiyorum. Eğer bunların devamının gelmesini istiyorsanız, ki çünkü markette zibilyon çeşit var. Lütfen yorum kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Ay, yeşilin şey aslında kek vanilya tadında diyordu ama sanki matchalıymış gibi geliyor. Bu kadar yeşil gelince bir de şu an kıyamıyorum resmen eserimi yemeye. Şu kısım tamamen bayram şekeri gibi böyle sütlü, karamelli, böyle esneyen, yumuşayan. Kekin de çok baskın, yoğun bir tadı yok. Şeyde ağaçta sanki birazcık böyle nane tadı var gibi. Gayet lezzetli. Birazcık uğraştırıcı, birazcık yapış yapış oluyor her yer. Bir daha alır mıyım? Almam çünkü. Bu toprak kısmımız yoktu bizim. Nefes yediği için. Alt güzel gerçekten, sakız gibi. Kendi diyor. Çene kaslarım, çene kemiklerim kütür kütür ötüyor. Yumuşak şeker, çikolata tadını. Sonradan okuyorum üzerine. Hiç başında okumadım nedense. 8 yaş üzeri içindir diyor. Neden öyle diyor onu bilmiyorum. Benim yaşım tutuyor. Yani yarım saat buzdolabında bekleme süresi var sadece. Onun haricinde pratik, eğlenceli bir şey. Kek de biraz burada kaldı. Kek gerçekten matçalı gibi duruyor. Bir de gerçekten ağaç yosunu hissi veriyor. Ve beyaz, bizdeki şey rakıya su koyunca gri olması gibi, beyaz pudraya bir anda böyle su girince yemyeşil olmasa dedim matcha yiyeceğiz herhalde. Matcha gibi göründü bir an gözüme. Matcha yeşil çay bu arada. Bilmeyenler için. Güzel. Değişik bir atraksiyon oldu benim için. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.